Yaşamın kalitesi yani enerjik yaşamakta kendi istediğin gibi yaşamakla alakalıdır. Şimdi birkaç danışanım bana şu şeyden şikayet ediyorlar. Hiç halimiz yok diyorlar. Kolumuzu bile kaldıramıyoruz. Çünkü hayat motivasyonu yok. Neden yok? Çünkü hep başkalarının istediği şeyleri yapmışsın. Demişler şunla evleneceksin. Evlenmişsin. Şunu yapmayacaksın. Yapmamışsın. O zaman kendinle ilgili bir şey yapmayınca hayat motivasyonun olmaz. Enerjin biter. Enerji kendi arzu ettiğin, istediğin şeyleri yapma eylemi sırasında oluşur. İkincisi bu. Demek ki enerji de bununla alakalı. Diğer şeylere gelirsek, daha önce Neşe'nin parayla ilgisi var diye bir video yapmıştım. Çok izlendi. Çok doğru. Ama gençliğin de Neşe ile alakası var. Yine Neşe'nin hayatın motoru. Hayatın nasıl benzin otomobil için çok önemliyse, benzin olmadan, motorin olmadan gidemezse aracınız ya da elektrik şarjı olmadan, şimdi artık elektrik şarjı da var. Yani bir şeyle onu şarj etmeniz lazım, doldurmanız lazım. İnsanın da şarj eden şeyi, enerjisi neşedir, mutluluktur yani neşe. Neşe neyle kaimdir? Yine aynı şey. Yapmaktan mutluluk duyacağın şeylerle alakalı. İkinci şey, bugün bir fırına gittim ekmek almaya, Urla'ya. Çok güzel böyle çocukluğumun şeyleri, mahallelerine benziyor Urla. Böyle dükkanlar eski, oradaki şeyler, esnaf çok tatlı, birbirleriyle şakalaşıyorlar, sohbet ediyorlar falan. Dükkanları böyle şey, hani eski dükkanlar. Ve bir fırıncı var. Oraya askıda ekmek yazmış. Diyor ki hayır yap, huzur bulasın diyor. Çok güzel bir laf. Hayır yap. Ve dükkana girdim ben. Adam o kadar mutlu, o kadar neşeli çalışıyor ki. Odaklanmış yani. Zamanın dışına çıkmış. Bak. Bak. Eğer yaptığın işi severek yaparsan arkadaşlar, zamanın dışına çıkıyorsunuz. Zamanın ezici, yaşlandırıcı etkisi, sürtünme etkisi sana değmez. Kendini kaybedeceksin yaptığın işle. Bu nasıl mümkün? Fırıncı. Değil mi? Yani yaptığı fırıncı yaptığı işle hangi yeteneğini ifade ediyor olabilir ki? İnsanlara güzel, lezzetli ekmekler ürettiği için aslında. Ve benim önümde yaşlıca bir adam vardı. Ya dedi şu dedi üzümlü keklerden bana iki tane verir misin dedi. İki tane çok az tabii ki. Belli ki adam emekli, fazla alamıyor. O da hemen dedi ki istemez para dedi. Adam çok şaşırdı. Nasıl olur falan yaptı ama illa da parasını vereceğim demedi. Demek ki para vermemek onu mutlu etti. Emekli çünkü. Maaşı az, düşük. Ama o kurabiyeyi, o üzümlü kurabiyeyi de yemek istedi. Yani vardır böyle çıtır çıtır. Yani dükkanın içine giriyorsun zaten nefis ekmek kokuyor. Ben de 5 tane ekmek aldım. Ördeklerimize vermek için. Ördekler aman Allah'ım bir saldırdılar. Kalk 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 kalk. Paylaştım. Fırıncı bana ben ördeklere, ördekler balıklara falan derken. Neyse ördekler balıklara vermez. Balıkları yerler. İşte demek bununla alakalı arkadaşlar. Ama sen şimdi başa dönersek, gelecekle ilgili hiçbir planın programın yoksa, hep başkalarının istekleri doğrultusunda yaşıyorsan, hiç motivasyonun yoksa, hiçbir iyilik yapmıyorsan, yeteneğini de kullanmıyorsan nasıl genç kalırsın? Abi, nasıl enerjiyle dolarsın? Bir diğer problem, şimdi bu gençleşme çalışmamızın esaslarını anlatıyorum. Bir diğer problem arkadaşlar, hissettiğimiz negatif duyguları içimize atmak, onları gömmek, onları yok farz etmek. Öyle olmuyor. Yani bir yere saklayıp kitleyerek, sanki o yokmuş gibi yaparak işler yürümüyor. Bastırdığın yerden o çıkar. Gömemezsin. Onu saklayamazsın. Beden çünkü hafızası vardır. Beden kayıt tutar. Beden kayıt tutar. Bakın. Beden kayıt tutarı Kur'an'da çok güzel şöyle anlatılır. Der ki onların derileri o gün kendileri aleyhine şahitlik yapacaktır der. Deriler bir nevi insan derisi bir nevi ekrana dönüşür.
ekran gibi olmaya başlar. Eğer o ekranda iyi şeyler görüyorsan tatlı bir serinlik, bir huzur hissedersin. Ekranda kötü şeyler görüyorsan, değil mi? Daha önce sakladığın, gizlediğin neyse işte, o ekran yanmaya başlar bir nevi. Yani deri yanma hissi hissedersin. Deri ekrandır, beden de kayıt tutar. Mesela çok derin korkular böbrekte yer alır. Böbrek sorunları derin korkularla, ölüm korkusuyla alakalıdır mesela. Dolayısıyla her organ belli bir duygu frekansıyla eşdeğer olduğu için, aynı seviyede titreştiği için oradaki negatif duyguları absorbe edip saklamak, onu paketleyip korumaya çalışır beden. Ama çok yorulur, çok yıpranır tabii ki. Sen onları salıvermedikçe bedenine aşırı yük yüklersin tabii ki. Ve ne olur? Hastalıklar olur. Hasta olmasa bile, olmazsan bile bedenin o sağlıklı çalışmasının önüne geçmiş olursun. Şimdi biz gençleşme çalışmasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bununla ilgili daha önce yaptıklarımla ilgili de birkaç örnek vereceğim. Şimdi mesela bizi şu anda izleyen İsmail Bey var Ankara'da. O çok şey örneklerden bir tanesi. Yani İsmail Bey çok 140 kilo imiş. Daha dün konuştuk, değil mi? Evet. Ondan sonra İsmail'cim, eğer şeyse yanlış şeyler ya söylersem sen düzeltirsin, yazarsın, biz de okuruz. 80 kiloya düşmüş. Saçları tamamen buralara kadar dökükmüş. Saçları gelmiş. Ve saçlarının beyazında daha çok şey olmaya başlamış. Yani saçının rengi beyazdan siyaha doğru dönmüş çoğunlukla. Ve aynı zamanda gözlerinin altı torba gibi ve şey, böyle nasıl söylerler, mormuş. Gözlerinin altı mor, siyahımsı. Onlar da açılmış mesela. Kendisi söylüyor, defalarca söylüyor. Zaten bizim gençleştirme grubumuz da aynı zamanda. O ne yaptı? O kolayca annesine duyduğu öfkeyi, babasına duyduğu öfkeyi, ondan sonra kalp kırıklıklarını kolayca salıverdi. Hemen salıverdi. Başka bir arkadaşımız, aynı gruptan, gençleştirme grubundan, başka bir arkadaşımız kısa sürede kilo verdi, fit oldu. Kendisi 40'lı yaşlarda zannediyorum. Dedi ki, ben evlendiğim yaştaki kiloya döndüm hocam dedi. Etrafımdaki insanlar, akrabalarım, karım falan, arkadaşlarım diyorlar ki ya sen çok zayıfladın, sende bir şey var. Ya yok kardeşim diyormuş ya. Ben gençliğimin kilosuna döndüm, yani bir sorun yok. Şimdi onlara göre, çünkü böyle 40'lı yaşlarda insan bir hafif göbek olur, böyle yanaklar dolar falan ya. Bir bakıyorlar fit, genç bir adam karşılarında. Neden? Zamanı geri sardık çünkü. Zamanı geri sardık. Mümkün mü? Olabilir. Kuantum ya, teknikleriyle her şey mümkün. Her şey mümkün. Bilincinde olan, bütün varlığıyla her şey mümkün. Bilincinde olan birisi bunu gerçekleştirebilir. Dolayısıyla biz gençleşme ve genç kalma atölye çalışmalarında bu konuda çalışmaya başlayacağız. Bir kere de yüz yüze görüşeceğiz, toplanacağız. Sonuçları gözümüzde görmek, paylaşmak için. Bir diğer konu arkadaşlar, atalet. Atalet, sürekli oturmak. Sürekli oturmak. Kendini bırakmak. Kaslar ne oluyor? Kaslar gerginliğini kaybediyor, pörsüyor. Pörsüyünce bacak kasları, özellikle pelvis, pelvis çok önemli. Pelvis. Bol bol göbek dansı yapmak lazım. Ama bunun için motivasyon gerekiyor. Ondan sonra bacak kasları, yüz kasları olsun, omuz kasları, ve sürekli oturduğunuz, hareketsiz kaldığınız zaman vücut oksijen almıyor. Gençleşme ile hareket, eylem arasında, spor arasında çok büyük bir ne var? İlişki var. Yıllar önce bir hanımefendiyle çalışmıştım. Bizim aynı zamanda komşumuzdu. Bir gün oturmaya gittik. Ben de işte, biliyor benim çalışmalarımı vesaire. Orada da kiloluydu bayağı. Ben de işte, kilom var, ne yapabiliriz falan. Bir baktık.
ailesinden gelecek kaygısı almış. Çalışma yaptık ona. Aradan 3-5 ay sonra bir gördüm. Aa, fit olmuş baya. Ne yaptın sen dedim. Ya dedi, sizde çalıştıktan sonra ben dedi ertesi gün bir yürüyüşe başladım dedi. Baya her sabah kalkıp yürüyorum. Ve dedi işte yemeğimi de dikkat ettim dedi. Zayıfladım dedi. Bu kadar basitse daha önce niye yapmadı? İşte motivasyon çok önemli. Bir sebep olması lazım. O sebepte ailesi gibi olmanın kendisine verdiği güven duygusu, faydayı yerine kendisi gibi olmanın, kendi hayatını bireysel olarak sürdürmenin verdiği güç ve güven duygusuyla değişince motive oluyor. Kendini sevmeye başlıyor. Kendini sevmenin işaretlerinden bir tanesi de kendine özen göstermektir. Kendine özen göstermenin işaretlerinden biri de arkadaşlar spor yapmaktır. İlla da bir spor salonuna kaydolayım, bir sürü para vereyim, işte böyle güzel eşofmanlar giyeyim. Bu sosyal spordur o. Sosyal spor ayrı bir şey. Sağlık için spor ayrı bir şey. Sağlıklı olmak için nasıl güneşe, oksijene, yemeğe, gıdaya ihtiyaç duyuyorsan, yemek yiyorsan aynı şekilde harekete ve spora da ihtiyaç duyuyoruz ve bu şart bir şeydir. Şarttır bu. Okey, şimdi zamanı geri alma çalışmasını geçen gün videoda izliyorum. Bir baktım. Aynı konudan bahsediyor birisi. Diyor ki biz fareler üzerinde çalışıyoruz şimdilik. Ve bunu başardık vesaire. Ondan sonra onlar tabii genler üzerinden zannediyorum yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz komut veriyoruz bilinçaltına. Biliyorsunuz hipnotik komutlar aynı zamanda kristallerle de kişiye ulaştırılabilir. Değil mi? Kişiye ulaştırılabilir. Şimdi kendimle ilgili de komik bir şey söyleyeyim. 2 yıl önce mi ne? Dedik ki eşimle şey yapalım ya, biz bir bakalım, check-up yapalım, kan tahlili falan, nedir durumumuz falan filan diye. Kan tahlili yaptık. Sonuçları almak için gittik doktorun karşısına oturduk. O sırada da işte tam işte Covid'in şey zamanları, her yerde maskeli böyle dolaşıyorsun. Maskemizi taktık falan. Doktor ikimizi de çok iyi buldu ama benim tahlillerime baktığım zaman değerlerini, ya dedi size de 35 yaşının dedi işte değerleri var dedi. 35 yaşında bir insanın neyse dedi şeyi, sizin de aynı öyle dedi falan. Hatta o doktor 40 yaşlarındaydı, onun şekeri vardı arkadaşlar. Şekeri. Şöyle bir laf etti. Keşke ben de sizin gibi olsam dedi. O sırada eşim Arzu'nun gözlerini böyle görüyorum. Kocaman açılmıştı gözleri, şaşkınlık ve mutluluktan. Ya ben bu adamı 70 yaşında, yani adamı 70 yaşında zannediyorum. Ne güzel bak, adam işte 35-40 yaşındaymış diye. Herhalde mutlu oldu, bilmiyorum. Herhalde öyledir. Şaka şaka, mutlu olmuştur tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar, hep söylerim ben, biz fakir olmak zorunda değiliz, biz mutsuz olmak zorunda değiliz. İnsanoğlu, bakın, insanoğlu, insanoğlu hasta olmak zorunda değil, bak, hasta olmak zorunda değil. Tabii ki zamanın dışına çıkmak derken, zaman algısını değiştirmek diyelim arkadaşlar.